Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün sizlere Yasin Suresi'nin son pasajını aktarmaya gayret edeceğim. Sureye başlarken de ifade ettiğim üzere 5 derste Yasin Suresi'ni bitirmeyi hedeflemiş idim. İnşallah bugün son bölümü de sizlerle paylaşarak Yasin suresi ile ilgili sözlerimi böylece toparlamış bitirmiş olacağım. Bir önceki derste Mekkeli müşrik inkarcıların nasıl duyarsız ve alaycı bir tavır ortaya koyduklarını, inkar ettikleri son saat, kıyamet, ahiret, mahşer sürecine dair nelerin yaşanacağına Rabbimizin verdiği cevapları işte sur borusuna üflendiğinde, ikinci üflendiğinde insanların artık diriltileceğini ve Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere çıkarılacaklarını bildirmiş. Cennetliklere vaat ettiği ödüllerin bir bölümünü saymış. Sonra mücrim dediği cehennemliklerle ilgili onları orada hangi akıbetlerin beklediğine hatta yaratılıştan getirilen fıtrat özelliklerini ıskalayan bu insanların aslında ayıplanan bir takım hitaplara muhatap kılınacaklarını ve nihayetinde cehenneme atılacaklarını, bir mazeret dile getirme imkanlarının bulunmayacağını 65. ayet itibariyle sizlere aktarmış ve bir yıl önceki dersi bu içerikte sonlandırmıştık. Bugün 66. ayetten itibaren 83. ayete kadarki bölümü sizlerle paylaşacağım. Önce 66 67. ayetleri iki ayeti birlikte size aktaracağım. Sonra 68. ayeti biraz müstakil az biraz detay vereceğim onun üzerinde. Sonra 69 70. ayetlere dair de e, hani kapsamı geniş iki ayet olduğu için onlara biraz daha fazla zaman ayırmayı hedefliyorum. Sonra 71. ayetten itibaren 3 ayeti kainat kitabından gerçekleştirilen 8. konu başlığı olarak sizlere aktaracağım. İlk 7 tanesini 3. derste işlemiştim. 8.sini de bugün surenin 71, 72 ve 73. ayetleri itibariyle sizlere aktaracak. Sonra diriltilmeyi inkar edenlere Rabbimizin verdiği son derece esaslı üç cevabı sizlerle paylaşarak dersimizi nasip olursa bitirmeye gayret edeceğim. Şimdi Esselatü Billah şöyle başlıyor 66. ayet ve 67. ayet. İkisini beraber okuyayım. Velev <Sessizlik> neşâ'u Velev neşau dileseydik anlamına geliyor. Dileseydik demek yani isteseydik yapardık fakat yapmadık demektir yani. Dileseydik latamesna ala ayunim bu insanların özellikle tabi inkarcılar üzerinden mesaj yürütülüyor. Bu inkarcı insanların gözlerini silerdik. Yani silme kör ederdik. Festebekus sıratı böylece işte yol bulmaya çalışırlardı. Fakat fe enna yubsirune nasıl göreceklerdi ki? Yani gözlerini kör ettiğimiz insanlar yol bulmak üzere koşuştursalar da nasıl göreceklerdi ki yani? İstesek bunu yapabilirdik. Değil mi? Görme engelli insan görebilen insan gibi rahat hareket edebilir mi? Mutlaka elinde bir bilgi kaynağına bir rehbere ihtiyacı vardır onun ya elinde bir sopası olacak onunla kontrol ede ede gidecek ya da yanında görebilen bir mihmandar olacak onunla gidecek. Dolayısıyla bu Allah'ın nimetlerini inkar eden insanlara yönelik bir hatırlatma yoksa görme engelli doğanlar bu ayette anlatılan onlardır demek değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hiç öyle bir öyle zerre kadar mesaj yok. Kur'an-ı Kerim'de görme engelli bir sahabi olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'la alakalı Abese suresinin ilk grup ayeti gelmiştir ki ona gereken ilgiyi göstermediği için Peygamberimiz Aleyhisselam aslında çok şiddetli bir şekilde uyarılmıştır yani. allah Teala burada buyuruyor ki yani dileseydik bu görme nimetinden onları mahrum bırakırdık. Yollara düşerlerdi fakat önlerini dahi göremeyecek duruma onları getirebilirdik. Ama getirmedik diyor. Böyle yapmadık. İnsanoğlu görebilen bir varlık olarak yaratıldı. Ee, şöyle Bakara suresi 20. ayette diyor ki Allahü Teala Velevşa Allahu Allah dileseydi bi bisem'ihim ve absarihim Dileseydi onların işitme duyularını da görme duyularını da giderirdi. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dileseydi Allah bunu yapardı ama yapmadı. Bu büyük bir nimet olarak görülmeli ve o nimetin kadri bilinerek nimeti verenin istediği gibi bir hayatı yaşama kararlılığı ortaya konulmalıydı ama konulmadı. Bu ayetin bir anlamı bu. Bir diğer anlamı ise daha mecazi bir anlam. Yani dileseydik gözünü kör ederdik, gözünü silerdik. Bu mecaz olarak şöyle anlaşılabilir. Hani deriz ya aslında adam görüyordur da sizin istediğiniz şeyi görmediği için ona dersin işte kör müsün yani niye görmüyorsun falan diye. Halbuki görüyor. Allahu Teala demek istiyor ki biz insanın manen görebilme yani akledebilme yani irade ortaya koyabilme, tercihini e, şekillendirebilme, istidadını ondan alabilirdik. Düşünebilme yeteneğini ondan alsaydık, nasıl yol bulacaktı ki? nere doğru nasıl hareket edebilirdi ki? Akli ve iradi özellikler insandan alınsaydı, ne yapabilirdi ki insan? Hani bunları almadık, size şekilsel olarak da herhangi bir sıkıntı vermedik. Bunu bir büyük nimet olarak bilin ve bu nimetin kadrini bilerek bir hayat standardı tutturun demek istiyor. Hepimize de aslında bunu söylüyor elbette yani. Sonra gene dilemesi halinde yapabileceği ama dilemediği için yapmadığı bir e, hakikate temas ediyor. Buyuruyor ki, Velev 67. ayet. Velev dileseydik لَمَسَقْنَاهُمْ ala مَكَانَتِهِمْ Dileseydik onları bulundukları yerde mesk ederdik. Mesk etmek diye bir tabir var. Nes etmek, fesk bir de mesk etmek diye bir ifademiz var bizim. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَقْنَاهُمْ Dileseydik onları bulundukları yerde mesk Mesk etmek. Peki mesk etmek ne demek? Mesk etmek demek arkadaşlar, kardeşlerim. Şekil değiştirmek. Bulundukları yerde şekillerini değiştirirdik. Yani fizyolojilerini değiştirirdik. Yani onları öyle bir hale dönüştürürdük. Öyle bir şekil değişikliği. Öyle onları yere çakardık. Bulundukları yere çakardık. Hatta onları öylesine taş yapardık ki, dileseydik bunu yapardık. فَمَسْتَطَعُوا مُضِيَّنْ وَلَا يَرْجِعُونَ Bu adamlar ne ileri gitmeye güç yetirebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. Ha, diyor ki işte Allahu Teala, isteseydik bunu da yapardık. Fakat yapmadık. Bunlar bir nimet. Bu nimetin kadrini bir Müslümanın görmesi, o kadri bilmesi beklenir. Velevne le lemesaknahum. Mesh ederdik onları. Şekillerini değiştirirdik, suretlerini değiştirirdik. Fizyoloji, fizyolojilerini değiştirirdik. Bulundukları yerdeki konumlarını öyle bir hale getirirdik ki ne ileri gitmeye güçleri yetirebilir ne de geri dönebilirlerdi. Yapmadık bunu diyor bu iyiliklerimizi bu aslında burada şöyle dolaylı bir gönderme de var öyle zannediyorum. Aslında bulundukları yere çakılı kalıp kendi iradesiyle sağa sola hareket edemeyen varlıklar var mı? Var. Putlar işte, taşlar, cansız varlıklar. Hani putlara itibar ediyorsunuz. Demek istiyor ki Allahu Teala bunlar ne ileri gidebilir ne geri gelebilir. Yani bunu neyine itibar edip de neyine özenip de ondan bir şey bekliyorsunuz? İsteseydik sizi öyle de yapardık ama bu hayatı yaşayamazdınız demeye getiriyor. Evet. Dileseydik yapardık demek dilemedik ve yapmadık. Dilememiş ve yapmamış olmamızı size yönelik büyük bir nimet olarak görün, benimseyin, kabul edin mesajını vermek istiyor allah Teala. Şimdi harika bir ayet. Yine bu tipe, bu insan eee türüne, böyle düşünenlere. Hani madem ki Allah bizim suretimizi değiştirmedi, madem bulunduğumuz yere bizi çakmadı, madem gözlerimizin görme duyusunu elimizden almadı, madem hiçbir şey göremeden yollara dökülecek duruma getirmedi bizi, demek ki o zaman biz iyi, hayırlı, istikametli, doğru insanlarız. Böyle de zannetmeyin demek istiyor bak. Şimdi 68. ayet o 66 ve 67 ile bağlantılıdır. Buyuruyor ki Rabbimiz es-selam. Ve men Biz her kime uzun ömür verirsek nüneksu fil halki. Onun yaratılışını böyle baş aşağı çeviririz diyor. Nüneksu tersine çevirmek. Onu baş aşağı tersine çeviririz fil halkı yaratılış noktasında onu baş aşağı çeviririz efela <laughs> yakilune neden hala akıllarını çalıştırmıyorlar Bakın burada çok önemli bir uyarı olduğu düşüncesindeyim Allahu Teala hani bir takım nimetleri insanlardan alabilecek güçte olduğunu beyan etmesine rağmen bu nimetleri almamasına şahit olan bir takım insanların bu nimetler bizden alınmadığına göre demek ki biz iyi, hayırlı, faziletli, erdemli, dost doğru yolda kaliteli insanlarmışız gibi böyle bir vehme kapılmayın. Eğer inancınız yoksa, eğer itikadınız yoksa, eğer yaratıcıyı tanımıyorsanız eğer o yaratıcının sizden istediği hayat standartlarını kendinize ilke edinmiyorsanız, yani Allah'ın istediği gibi bir hayat ortaya koymuyorsanız, öyle bir tecrübeyle bu hayatı değerlendirmiyorsanız, uzun yaşıyor olmanızın sizin için bir hayır olduğunu falan zannetmeyin diyor. Çünkü inanmadığınız bir aleme doğru hayatınızdaki yaratılışınız tersine dönecek. Ne olacak? İşte bebekken çoğu çocuğa çocukken gençliğe, gençken yetişkinliğe, yetişkinken erişkinliğe, orta yaşa, sonra ihtiyarlığa yavaş yavaş gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Erzeli ömür denen çağa doğru gidiyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu erzeli ömür ifadesi geçiyor. Biri Nahl Suresi 70. ayette geçiyor. Orada diyor ki Rabbimiz Estağfirullah Vallahu Allah sizi yarattı. sonra sizi vefat ettirecek. Ve mümkün men Yuraddü içinizden şöyleleri olacak. Men yuraddu reddedilecek. Yani uzatılacak. İla erzelil umuri. Ömrün en sıkıntılı zamanına. Ömrün en sıkıntılı zamanı denen zaman erzeli umurdur yani. Ömrün en sıkıntılı dönemi. Erzeli umur ona deniyor. Bu 70. ayetinde Nahl suresinin 70. ayetinde geçiyor. Bir de şeyde geçiyor. Hac suresi 5. ayette de aynı tabir orada da kullanılıyor. Ve mümkün men yuraddu ila erzel ömür. Ömrün en sıkıntılı dönemine reddedilen yani terk edilenleriniz de var. Likele ya likeyla ya alemen min O ömrün en sıkıntılı zamanına gelenler Artık pek çok şeyi bildikten sonra bir şey bilmez hale gelirler. Bakın yaratılış tersine dönüyor yani. Yani bebekken kimse insan nasıl bir şey bilmiyorsa çok ileri yaşlara gelen bazı insanlar da böyle hiçbir şey bilmez hale geliyor yani. Şimdi burada bir yanlış anlama ya kapı aralamamak lazım. Yani biyolojik varlığımız itibariyle hayatımızda böyle evreler var. Mesela bakın Rum suresinde Allah Teala buyuruyor ki 54. ayet Rum Suresi 54. Allahu dafin. Allah sizi zayıf bir halde yarattı. Siz zayıftınız yani. Ve hulikal insanu daifaa diyor zaten Nisa Suresi'nde de insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Yani zayıf varlıktır. Öyle her haliyle e, kamil ekmel mükemmel bir durumu yok. Ve hulikal insanu daifaa Nisa Suresi 28. ayet. Ona işareten diyor ki sizi zaf, zayıf bir şekilde yarattık. Sümme ceale min ba'di kuvveten. Yani bebek bebek zayıftır değil mi? Güçsüzdür, takatsizdir. Sonra o zayıf durumdan sonra size kuvvet verdi. Sümme ceale min ba'di kuvvetin zafen ve şeybeten. Daha sonra o kuvvetli çağınızdan sonra size yeniden zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Yahluku ma Allah dilediğini yaratır. O veli alamul kadir her şeyi bilen her ölçüyü koyan Allah'tır diye. Benzer bir ifade şeyde de var. Mümin suresinde de var. Velledi halakakum min turabin sümme min lutfetin sümme min alekatin sümme yukhricukum dıflen sümme li teblugu ve şuddekum sümme li tekuunu Ve minkum men yeteveffa min qablu ve li teblugu ajlan Yani biz sizi topraktan, Allah sizi topraktan yarattı, sonra döllemiş yumurtadan yarattı, sonra alakadan yani embriyodan yarattı, sonra sizi çocuk olarak dünyaya getirdi ki belli bir erişkinliğe ulaşasınız, sonra ihtiyarlığa ulaşanlarınız var. İçinizden vefat ettiren, yani ihtiyarlamadan vefat ettirilenler var. Belirlenmiş bir süreye kadar işte süresi uzun gidenler de var. Aklınızı çalıştırırsanız Allah'ın bu sistemine teslim olursunuz demek istiyor. Yaratılışta böyle özellikler var. Şimdi peki bu bizim incelediğimiz ayette durum ne? Bizim incelediğimiz ayeti bakın eğer bu 68. ayet bu ayetin öncesindeki 66-67. ayeti okumazsanız bu 68. ayeti yanlış anlarsınız. Zannedersiniz ki her uzun ömür olanın aslında durumu işte iyi değil kötüdür yani. Yani yaratılışın baş aşağı çevrilmesi onun için bir azap gibidir. Öyle zannedilir. Hayır öyle değil. Bu 66-67. ayetteki insan tipine yönelik. Uzun yaşıyorsan bunun senin için bir hayır olduğunu falan zannetme diyor allah Teala. Bak inanmadığın aleme doğru tersine baş aşağı dönerek gideceksin yani. Hem inanmıyorsan hem zorunlu olarak oraya doğru gitmek bir felakettir. Gelin vakti zamanında tevbe edin dönüşünüzü sağlayın demeye getiriyor. E şimdi mesela çok enteresan ayetler var. Şimdi böyle inkarcılar için söylüyorum. İnkarcı olup da uzun yaşayanlar bu uzun yaşamayı kendileri için büyük bir nimet filan zannetmesinler. Nitekim Araf Suresi'nde Allahu Teala diyor ki bakın 182 183 183. ayetler ve bu bir بآياتنا bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya senestedricuhum min haysul la hiç bilemeyecekleri şekilde bir yerden onları yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz ve umli ilahum onlara zaman tanıyorum ama inne keydimetinun benim tuzağım son derece güçlüdür kimse benden kaçıp kurtulamaz buna benzer bir ifade kalem suresi 44. ayette de var Burayı daha iyi anlayabilmek için yani bu Yasin Suresi 68. ayeti mesaj itibariyle daha iyi anlayabilmek için mutlaka bilmemiz gereken bir ayet daha var. O da Ali İmran Suresi'nin 178. ayeti. Ali İmran 178. Bence meseleyi bu ayet ortaya koyuyor. Orada buyuruyor ki yüce Allah Bakın tam bu tam Yasin'in 68. ayetindeki mesajı karşılıyor. Diyor ki: "Ve ben yahsebennellezine keferu." Kafir olanlar şöyle zannetmesinler. "Ennema numli lehum hayrun Onlara zaman tanıyor olmamızın onların kendileri için hayırlı olduğunu filan zannetmesinler. "Ennema numli lehum." Bunlar kafir oldukları sürece onlara zaman veriyor oluşumuz aslında liyezdadu isma sonuçta daha çok günah işlemelerine sebep olacak. Ve عَذَابٌ مُّه۪ينٌ Ve alçaltıcı azap onları beklemektedir. Yani inkarcı bir adam için uzun yaşıyor olmak, eğer tevbe etmemişse, tevbe etmeyecekse, uzun yaşamış olmak onlar için bir hayır göstergesi filan değildir. Ama bir adam mümin bir insansa, ne kadar çok yaşarsa o kadar iyidir. İnkarcı ne kadar çok yaşarsa, o kadar günah işleyeceği için felakete sebebiyettir. İyi mümin bir insanda ne kadar çok yaşarsa her bir ibadetinin fırsatını bulacağı için onun için uzun yaşamak da elbette hayırlıdır. Yani Yasin 68'i doğru anlayabilmek için başka ayetlere de müracaat etmek bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu ıskalamayalım. Dersin başında bu ayete biraz fazla yer vereceğimi söylememin nedeni de budur. Şimdi bazıları ee, alıyor eline bir meal. Oradan hüküm çıkarıyor cesur bir şekilde. Hayret ediyorum yani. Hiç sonunun ne olacağını düşünmüyor mesela. Yani ben defalarca şunu söylemiş bir adamım. Bir insanın Kur'an'la iletişimi üç, üç aşamalıdır. Bir, Kur'an'la konuşmak. Yani Kur'an anlayarak okumak. İki, anlayarak çok okuyunca Kur'an'dan konuşmaya başlar. Yani şu konuda şöyle bir ayet var, böyle bir ayet var der. Hayatındaki tecrübeleri, hayatında yaşadığı olayları ayetlerle buluşturur. Bu böylece Kur'an'dan konuşmuş olur. 3. Kur'an adına konuşmak diye bir şey var. Kur'an adına konuşmak. Ya Kur'an adına konuşmak çok ciddi ve tehlikeli bir iştir yani. Ya 68. ayet okuyorsun ama 66-67'den haberin yok. 68'i okuyorsun Ali İmran 178'den haberin yok. 68'i okuyorsun Nahil Suresi 70 ile Hat Suresi 5. ayeti bilmiyorsun. 68'i okuyorsun Rum Suresi 54 ile Mü'min Suresi 67. ayeti bilmiyorsun. Nisa Suresi 28. ayeti bilmiyorsun. Ya hiçbir şey bilmeden Kur'an adına nasıl konuşuyorsun ya? Nasıl bir cesaret bu ya? Üstelik meal okuyarak bunu yapıyorsun. Ya okudun meal yanlışsa? Ya o adam yanlış yazdıysa ki meallerde bir sürü hatalar var. Ne olacak? Ne olacak durum? Ben bundan bunu anlıyorum diyebilirsin. Ama Kur'an bu konuda şöyle diyor diyemezsin arkadaş. Onun için Kur'an'a bir ömür vermen lazım. Kitap Arapça, Arapça bilmiyorsun. Ya bunun dili Arapça, Arapça bilmiyorsun. Arapça bilmiyorsun ya. Mealini okuduğun adamlar da muhtemelen onlar da yeterince bilmiyorlardır. Birinin baktığı mealden benzetiyor. Alıyor birinden bir ayeti, öbüründen öbür ayeti filan bilmem ne. Hepsi öyledir demiyorum ama epey bir kısmının böyle olduğunu biliyorum yani. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Ben böyle anlıyorum diyebilirsin. De, o seni bağlar. Ama Kur'an böyledir dedim mi bak bu çok sıkıntılı yani. Evet. Geldik 69. ayete Yasin suresinin 69. ayet bakın şimdi eğer bu konudaki bağlantılı diğer ayetleri bilmezse inan ki bu ayetin burada vermek istediği manayı anlayamaz yani. Bağlantılı ayetler var. Bilmiyor, bilmezsen olmaz yani. Ne diyor şimdi? Ve maallemnahu şiira. Biz ona şiir öğretmedik. Ne alakası var şimdi bunun? Bu bağlamla ne ilgisi var? Şiire nereden sıra geldi? Değil mi? Bu ne bu, 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 bu bir şeyi anlatıyor bu. Ha, diyeceksin ki ona ve maallemnahu orada bir hu zamiri var. Bu zamirin gittiği yeri bulacaksın. Bunu Arapça bilmeden olmaz bu işte yani. Bunun gittiği yer innekele minel murselin ta surenin başındaki üçüncü ayettir. Çünkü peygamberimizin peygamberliğini tartışanlara diyor ki Allahu Teala cevap veriyor. Niye şiir diyor? İşte bakın Nasıl diyeyim ya ben bazen yüreğim burkuluyor gerçekten. Eğer kitabın tamamını bilse bir adam şunu bilecek. Diyecek ki ha bu Mekkeli müşrikler peygamberimize bazı suçlamalarda bulunuyorlar. Bir defa bunu bilecek. Çünkü bu ayet peygamberimize hem peygamberimize yönelik bir suçlamayı cevaplıyor. Hem de Kur'an'a yönelik bir ee, suçlamayı cevaplıyor. İki, iki, i̇ki taraflı bu. Peki Peygamberimize yönelik suçlamalar nedir? Bakın bunu on tane başlık bunlar. Bunların onunu da bilmek lazım. Peygamberimize bakın Mecnun demişler bir sürü ayet var. Peygamberimize ee, şair demişler. Peygamberimize sahir yani büyücü demişler. Peygamberimize meshur demişler. Yani büyülenmiş adam. Peygamberimize kahin demişler. Peygamberimize muallem yani birileri tarafından öğretiliyor. Gaza getiriliyor anlamında. İşte Duhan Suresi 14. ayette geçiyor. Demişler. Peygamberimize müfteri demişler. Müfteri, iftira, Allah'a iftira eden adam demişler. Peygamberimize kezzap demişler. Peygamberimize sapık demişler. Sapık. Dal. İnsanları atalarının yolunda saptıran adam demişler. Furkan suresinde ve Mütaffifun suresinde geçiyor. Bir de Sebe e suresinde 10. olarak da insanları atalarının yolundan engelleyen adam demişler. Bakın 10 tane suçlama var. Hepsi Kur'an'ın değişik yerlerinde. Bu suçlamalardan bir tanesine burada cevap veriyor. Peygamberimize şair diyorlar. Allahu Teala diyor ki biz ona şiir öğretmedik ve mayen ile. Zaten ona gerekmez de. Bakın ne oldu? Bir sürü ayetle ilişkisi var bunun. Doğru anlamak istiyorsan. Anlamak istemiyorsan tamam. İki, ayetin ikinci tarafı. inhuve. o. O, yani o dediği, bu defa şimdi inhuvedeki huve nereye gidiyor? Onu bulman lazım. Yani Arapça lazım demek istedi. O huyun, huvenin nereye gittiğini bulmak için gene surenin başına geleceksin. İkinci ayete. Vel Kur'anil Hakim. Oraya gidiyor işte bu. Bu Arapça bilmeden olmaz. Onun için söylüyorum yani. İn huve o. O var ya işte Kur'an. illa ancak şudur. Zikrun. Gerçeği hatırlatan bir metindir. Ve Kur'an'ın mübin ve apaçık bir okuma metnidir. Gerçeği hatırlatan şeydir. Ve apaçık bir Kur'an'dır. Yani apaçık bir mesajdır. Anlaşılarak okunan bir metindir. Peki bu neyi cevaplıyor? Şimdi bu, bu da bir cevap. Bunun cevabının e, konumu suçlamaları bildiğin zaman ancak anlaşılır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in uydurması olduğunu söylüyorlar. Yunus suresi 38. ayet, işte Hud suresi 13. ayet, Enbiya 5, Furkan 4, Secde 3, Sebe 8 Saat 7, Şura 24, Ahkaf 8, Tur 33 gibi. Kur'an'ın öncekilerin masalları olduğunu söylüyorlar. Enam, Enfal, Nahil, Furkan, Kalem surelerinde geçiyor bu suçlama. Kur'an'ın geçmişten gelen bir büyü olduğunu söylüyorlar. Müddessir suresi 24'te geçiyor. Kur'an'ın bir beşer sözü olduğunu söylüyorlar. Gene Müddessir 25'te, Furkan 4-5-6'da, ve Nahi Suresi 101, 102, 103. ayette geçiyor. Ee, hatta bu suçlamaları Allahü Teala reddediyor. Diyor ki onları reddetme bağlamında. Tekvir Suresi 25. ayette diyor ki ve ma ve bir şeytanı recim. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Kur'an'ı şeytanlar indiriyor, öğretiyor diye suçlamalar var. Reddediyor. Sonra diyor ki Kur'an hiçbir şair ve kâhinin sözü değildir. Hakka suresi 41-42. ayetlerde onu anlatıyor. Ayrıca Kur'an'ı şeytanların indirmediğini söylüyor. Şu Ara suresi 211 11 12 ayetlerde. Kur'an'ın hiçbir şekilde şaka ve lakırdı olmadığını söylüyor. Tarık suresi 14. ayette. Bakın Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor. Suçlamaları söylüyor pek çok ayette. Bu suçlamalara karşı Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor 4-5 ayette. Bu ayette de Kur'an'ın aslında ne olduğunu söylüyor. Neymiş? Kur'an zikirdir, gerçeği hatırlatan bir metindir ve apaçık okunan bir mesajdır. Evet. Hatta in huve illa in ile illa edatlara bir cümlede kullanıldığında bu konudaki karşı çıkışların hepsinin yersiz olduğuna dikkat çekiliyor demektir. Evet. Şimdi geliyorum bir sonraki ayete 70. ayet. Peki bu peygamberimizin görevi hem yani önceki ayet itibariyle hem bu liyun zire fiili hem peygamberimize hem vahye gidebilir. Peygamberimizin misyonu, vahyin misyonu şudur. Liyun zire uyarsın diye. Kimi? Menkane hayyen hayatta olanları uyarsın. Ya bakın. Ölülere okuyoruz ya işte bunu. Oku dur işte oku gitsin. Hatim yap gönder bir daha gönder bir tane daha gönder. Eskiden yapılanları da şimdi yeniden ciro et bir daha gönder. Ve hek kavlu kafirin. Hayatta olanları uyarmak ve kafirler üzerine o azap sözünün gerçekleşeceğinin bilgisini vermek üzere Peygamberimiz görevlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de gönderilmiştir. Yani bununla ilgili çok not aldım. Yani şu şu anda ekranda gördüğünüz 70. ayetle ilgili notlara bakarsanız inanın ki bir sürü ayet not aldım ama benim hayatım bunu anlatmakla geçti. Yani Kur'an diri kitabıdır, diriltme kitabıdır, canlandırıcı kitaptır, canlandırır. Çünkü bir adı da ruhtur Kur'an'ın. Bir adı da ruh olan hayata anlamını veren asıl değer anlamında ruh olan e, ismiyle anılan Kur'an-ı Kerim'in ölü kitabı haline getirilmesi inanın sadece yürek yaralayıcı bir bakış açısıdır. Sadece yüreğim yaralanıyor. Başka da bir başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Diyor ki Haşr suresi 21. ayette biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik saygısından dolayı daha par paramparça olur. Daha indirilseydi, daha parçalayan vahiy bize indirildi kılımızı kıpırdatmıyoruz. Niye? Anlamıyoruz ki çünkü. Anlamadan okuyoruz. bu. Anlamadan okumayı yeterli zannediyoruz filan. Yani Kur'an metnini okumayı küçümsemiyorum. Ama anlamıyorsan onu ideal manada okumuyorsun demektir. Seslendiriyorsun yani o kadar. Ses, ses titreşimlere dönüştürüyorsun. Hepsi bundan ibaret. Başka bir şey yok. Anlamıyorsun çünkü. Evet. E, Şura 52'de Kur'an'a ruh denmesi onun canlandırıcılığının bir göstergesidir. Enfal 24. ayette Kur'an'ın insanları diriltecek olduğunu söylüyor. İstecibu lillahi ve lirrasulü idâ deâküm limâ yuhiyküm. Sizi diriltecek olan şeye çağırdığında Allah'a ve elçiye icabet edin diyor. Vahiy dirilticidir. Ama gelin görün ki onun bu diriltici misyonundan çok da insanlar, üzgünüm, istifade etmiyorlar. Enam suresi 122, Nahil suresi 21, Neml suresi 80, Rum suresi 52, Fatır suresi 19-22, Kaf suresi 37. ayetleri, vahyin insandaki değişimi hedefleyen, özelliklerini ortaya koyan ayeti kerimelerdir. O ayetleri de bir zahmet not alarak okursanız, bu mesajı çok daha iyi, çok daha doğru, anlayabilirsiniz. Bunu size ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. 70. ayet. Demek ki bu vahyin indiriliş amacı dirileri uyarmakmış, ölülere okunmak değilmiş. Dersin başında ifade etmiştim. Surede 8 tane kainat kitabından ayetler vardır diye. 7 tanesini 3. derste anlatmıştım. 8.'si bugünkü dersin konusu. Hayvanlarla alakalı Allahu Teala İnsan ihsan ve ikram ettiği nimetlerden bir diğerini hayvanları ve hayvanlardan yararlanma nimetlerini hatırlatıyor. Buyuruyor ki: Evelem yarav hiçbir görmediler. Neden görmediler? Neden düşünmediler? Niye düşünmüyorlar yani? Enna khalaqna lehum mimma eydina Ellerimizin yapıp ettiğinden onlar için yarattığımız nice hayvanlar var. Yani bizim yarattığımız, gücümüzün, kudretimizin ortaya koyduğu bir özellik itibariyle hayvanları onlar için yarattığımızı neden görmüyorlar? Fehum la malikun. Hepsi de o hayvanlara sahipler. Yani o hayvanlarla hayatlarını sürdürüyorlar. Öyle ki diyor Allah Teala ve <laughs> zellelna Biz o hayvanları insanlar için boyun büktürdük. Yani hayvanları insanların bir anlamda kullanımına emrine verdik. Boyun büktürdük. Boyun büktürmeseydi filler nasıl kontrol edilecek? Develer nasıl kontrol edilecekti? Değil mi? Allah onların onların da yaratılış özellikleri bağlamında insana boyun bükme e, durumu yerleştirmiş onların fıtratına. Onları insanların hizmetine sunduk. Femin hara O hayvanlardan binek olarak kullandıkları var. Bir kısmını, bir kısmını binek olarak kullanırlar. Ve minhaya külün bir kısmından da yerler gıdalanırlar. Sadece bu kadar değil. Hayvanlar sadece binek olarak ve e, yeme, et, işte süt neyse hayvansal ürünlerin insana sunulması için sadece hayvanların durumu bu değil. Diyor ki Allahu Teala ve lehum hayvanlarda insanlar için vardır menafıa, nice menfaatler, yararlar var. Ticaretini yaparsın, para kazanırsın. Efendim ne bileyim, habercilikte işte güvercinleri kullanırsın. İşte muhabbet kuşları yapar, onun ticaretini yaparsın. Eee i̇şte avcılıkta köpekleri kullanırsın. ne bileyim, başka hayvanlarla ilgili insanların meşguliyetleri var. Başka menfaatleri de var yani yük taşımacılığında kullanırsınız. Hatta sürüler Nahil suresinde anlatıyor. Akşam eve gelirken, sabah giderken büyük bir göz zevki size sunar Allahu Teala. Sürülerden hoşlanan şu kadar insan vardır. Yani o hayvan sürüsü insana cazip gelir. Hatta Hz. Süleyman'ın atların boyunlarını ve bacaklarını okşadığı, atları çok sevdiğine dair işte Saat suresinde bilgiler vardır vesaire yani. Nice nice menfaatler vardır. Ve meşari bu ve meşrubat içilecek şeyler de vardır. Ne vardır? İşte süt vardır. Ee, ne bileyim kuş sütü vardır. E, manda sütü vardır, inek sütü vardır, koyun keçi sütü vardır. Bal şerbeti yapar, bal içersiniz. Yani hayvanlardan elde edilen meşrubat diyebileceğimiz içecekler vardır. Bunları sizin hizmetinize sunduk diyor Allahü Teala. Fele ne? Neden bu insanlar hala daha bir şükür ehli olmuyorlar diye kınıyor ve muhatapları, duyarsız muhatapları ayıplıyor. Bu 8. konu başlığıydı. O 9 aslında 9 tane bunlar. Bir de son bölüm var ama hani 8 diyelim millet tam anlamış olsun. Bu 8 konu başlığının işte 8.'sini de bugünkü derste söylemiş olduk. Üçüncü derste saydığımız yedi maddenin sekizincisi de buradaki üç ayette hayvanlar üzerinden ele alınıyor. Şimdi 74, 75, 76. ayetlerde bunca nimete rağmen nankörlük yapanların nasıl nankörlük ortaya koyduklarını Allahu Teala hatırlatıyor. Diyor ki: "Vettehadu min dunillahi aliheten. <Sessizlik> Bunca nimete, bunca iyiliğe rağmen döndüler. Allah'ın peşi sıra nice ilahlar edindiler ve yunsarune. Kendilerine dünyada da ahirette de yardım edilsin diye ilahlar edindiler Allah'ın peşi sıra. Hani Mekke'li müşrikler Allah'a inanmayan adamlar değiller. Hatta Allah'ın onları sahiplendiğine dair söylemleri de var, kabulleri de var. İşte ama Allahu Teala aracı edindikleri için onların bu inancını reddediyor. İlahlar ediniyorlar kendilerine yardımcı olunsun diye. Kendilerine yardım edilsin diye Allah'ın peşi sıra nice ilahlar edindiler. Halbuki la yestati'una nasrahum o putlar insanlara yardıma güç yetiremezler. Ve hum lehum cundun Putlar putperestlerin, putperestler putların mahşerde hazır kılınmış askerleri olacaklardır. Yani maş baş cehenneme gideceklerdir yani. Bunların hiç kimsenin hiçbir hiçbirbirine zerre kadar faydası filan dokunamaz. O halde onların bu inkarcı tutumuyla ilgili morali çok bozulan Hazreti Peygamber'e moral verici bir ifadeyle 76. ayette buyuruyor ki Yüce Allah فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların sözleri seni hüzünlendirmesin. Çünkü bakın şeyde Keyif suresinin 6. ayetinde e, Allahu Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki bu söze, bu Kur'an'a inanmıyorlar diye onların arkasından neredeyse kendini perişan edeceksin. Keyif suresi 6. ayet. Mesela şu Ara suresinin 3. ayetinde diyor ki لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye neredeyse kendini perişan edeceksin diyor. Fatır Suresi 8. ayette de bir uyarı var. فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ Onların bu inkarcı tutumlarıyla ilgili nefsin, canın hasretler çekmesin. Yani herkes kendi akıbetini kendisi hazırlar, kendi akıbetine kendisi razı olur. Hüzünlenme. Onların sözleri seni hüzünlendirmesin. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma Onların gizlediklerini de ilan ettiklerini de biz gayet iyi biliriz diyor. Gizledikleri ve ilan ettikleri. Ne demek biliyor musunuz? Önce gizlediklerini diyor, sonra açıktan ilan ettiklerini söylüyor. Niye böyle söylüyor? Bunların sadece peygamberimizle ilgili düşünceleri ilan ettiklerinden ibaret değil. Onların bir de gizledikleri var. Hatta gizledikleri daha çok olduğu için Allahu Teala diyor ki senin bildiğin bir şey değil. Sen daha neyini biliyorsun ki? Onların ilan ettiklerinden, bildiklerin gizledikleri noktasında çok derece az kalır yani. Daha fazlasını gizliyorlar ama biz onların gizlediklerini de ilan ettiklerini de gayet iyi biliyoruz. Allahu Teala ilan ettiklerini de gizlediklerini de biliyoruz diyorsa bu bir tehdit ifadesidir. Yani bu bilgi aslında bir e, sorgulamanın mahşerdeki bir e, yargılamanın ve o yargılamadaki e, enstantanelerin bir parçasını oluşturur. Bu dolaylı bir tehdit ifadesidir. Hani ben senin neler yaptığını gayet iyi biliyorum demek, bunun hesabını sana soracağım demektir. Buradaki de onların gizlediklerini ve ilan ettiklerini biz biliyoruz demek, bunların hesabını hem ilan ettiklerini hem gizlediklerinin hesabını onlara soracağız demektir. Bu ayet-i kerime peygamberimize özellikle bir moral kazandırmaktadır diyebilir. Ve Yasin suresinin son ayetleri. Bu ilk iki ayeti biraz hızlı geçeceğim. 77-78'i biraz hızlı geçeceğim. Ondan sonraki üç ayet üzerinde biraz fazla durmak istiyorum. Çünkü Aa, Yasin'de böyle şeyler de mi varmış diyeceğiniz bir pasaj geliyor şimdi sonunda. Oraya vakit ayırma adına 77-78'i böyle kısaca geçip diğerlerini incelemek istiyorum. Ayette buyuruyor ki Rabbimiz, Evelem yerel insanı, bu nankör insan, bu inkarcı insan, şunu görmüyor mu? Hiçbir görmüyor, hiçbir düşünmüyor yani. Hiçbir düşünmedi bunu. Enna Ya biz onu bir nutfeden yani döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Hatta Mürselat suresinde ma'i diyor yani. Böyle değersiz bir sıvıdan yarattık yani. Bilmiyor mu bu adam nereden yaratıldığını? Bizim onu bir nutfeden, bir döllenmiş yumurtadan yarattığımızı bilmiyor mu ki fe idahu ve kalkıyor bu adam hasimun mübin açık bir tartışmacı kesiliyor böyle tartışıyor, mücadele ediyor, düşmanlık ediyor filan. Nedir yani senin cürmün nedir? Ne nereden yaratıldın? Senin nasıl bir özelliğin var da yaratıldığın orijini düşünmeden, yaratıldığın o aşamaları bilmeden, bakmadan, onlara dikkat etmeden kalkıp da Allah'ın buyruklarıyla ilgili nasıl tartışmacı kesilirsin? Apaçık bir düşmanlık ve e, hasım ortaya, hasımlık ortaya koyarsın. İşte mesela bu ayetin indirilişiyle ilgili Übey bin Halef el-Cumahi, başka bazı rivayetlerde Nadir bin Haris, başka bazı rivayetlerde Velid bin Muir olduğu söyleniyor. Şahsın kim olduğu önemli değil. Kur'an'da isim verilmediğine göre şahsın kimliği üzerinde durmaya lüzum yok. Böyle düşünen herkes bu ayetin mesaj dünyasında, tehdit dünyasında vardır. Nasıl olur da insanoğlu yaratılış e, orijinini yani o döllenmiş yumurta aşamasını bilmez de kalkıp Allah'ın buyruklarıyla peygamberle vahiyle nasıl tartışır? Nasıl böyle bir tartışmacılık yapar? Vadara belena bir de bu yetmiyormuş gibi kalkıp bir de misal veriyor. Ve neziye kendi yaratılışını unutarak kendi yaratılış orijinini unutarak kalkıp bir de bize misal veriyor. Darbu meselde bulunuyor. Darabelena meselen bize bir de misal vermiş oluyor. Ve diyor ki kale diyor ki bu nankör insan tipi Men yuhyil izame ve hiye Böyle un ufak toz toprak çürümüş haldeki kemikleri kim diriltecekmiş ki? Buradaki men sorusu cevabı beklenen bir soru değil. İnkarcı adam alay ediyor. Kim diriltebilirmiş ki? Zaten tercümenin sonuna da böyle ünlem işareti koydum. Çünkü adamın hedefi sorunun cevabını öğrenmek değil. Alay ediyor yani. Bu çürümüş, un ufak, toz toprak olmuş kemiği kim diriltecekmiş? Böyle bir kemik parçası almış yerden peygamberimiz yanına gelmiş. Ey Muhammed ölüp bu kemik gibi duran, duruma geldiğimize dirilteceğimizi mi vaat ediyorsun? Denince evet diyor. Sen ve senin gibi düşünenler diriltileceksiniz cevabını veriyor. Şimdi bu soruyu soran zihniyete karşı Yüce Allah muhteşem ötesi 3 tane cevap veriyor. Acayip üç tane cevap. Tam ölülere okunmaklık üç tane cevap. Diyor ki Rabbimiz, Kul, 79. ayet. Kul, bu soruyu sorana cevaben şunu söyle. De ki ona yuhyiha o kemiği diriltecek olan şudur. Kim diriltebilirmiş ki demişti ya. Onu diriltecek olan şu zattır. Kimdir? Elleri öyle bir zattır ki bu. Öyle bir kuvvet ve kudretin sahibidir ki. En şe'eha evvele merretin. O kemiği ilk defa kim yarattıysa, yoktan var ettiyse, Kemiği yoktan var eden kim idiyse onu diriltecek olan da otur. Ha, bu Mekkeli müşrikler aslında yaratıcı kudret olarak, yoktan var edici kudret olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Yeniden diriltilmeye dair işte inkarları vardı bu adamların. allah Teala onların inandığı şeyi kullanıyor. Diyor ki yoktan var edici Allah olduğuna inanıyordunuz. İşte ha, o yoktan Kemiği yoktan kim var ettiyse onu diriltecek olan odur. Kardeşim yoktan yaratmak zordur. Vardan dönüştürmek ona göre zor değildir. Yani değil mi? Yoktan var etmek en zor olandır. Olanı dönüştürüp başka şekillere dönüştürmek veya onu asıl şekline bir daha iade etmek filan. Bunlar olan üzerindeki tasarruflardır. Bunlar yoktan var etmeye göre daha kolay işlerdir yani onu hatırlatıyor. Mantık cevabı veriyor. Yani diyor ki yoktan var edenin Allah olduğuna inanıyorsun. Zor olanı Allah'ın yaptığına inanıyorsun. E bu daha kolay. Kemik zaten yaratılmış bir defa. Onun bir evresinden yeniden kemik yaratır Allahu Teala. Bunu kabul ediyorsun. Bunu neden kabul etmiyorsun diye bir zihin sorgulaması yapıyor. Madem ki ilk yaratmayı kabul ediyorsunuz, ikinciyi de kabul etmelisiniz. Çünkü ikincisi ilkine göre çok daha kolaydır. Evet. Ayetin sonunda diyor ki 79. ayet okuyorum. Ve ve bikulli halkin alimun. O Allah yani o yoktan var eden Allah, diriltecek olan Allah her bir halkı bilendir. Ve bikulli halkin her bir halk. Buradaki halk kelimesine mahluk, yaratılmışlar anlamı veriyorlar yani bu da doğru olabilir ama ben maksadın yaratılmış yani mahluk anlamında olduğu düşüncesinde değil. Ve ve halqin alimun. Ve <laughs> ve bikulli halqin Allah her bir yaratmayı alimun bilendir. Ha demek ki şimdi yaratma türlerine dair bilgi verecek. Her bir yaratmayı bilendir. Bir yaratmayı söyledi. Neydi? Yoktan var etmek. Yoktan var etmeyi inşa kelimesiyle karşıladı. Sonra onu diriltmeyi ihya kelimesiyle karşıladı. Yani yoktan var etmek vardan var etmek. İki yaratmayı söyledi zaten ayette. Şimdi anlaşılıyor ki başka bir yaratmadan daha söz edecek. İşte 80. ayet o. Kim diriltecekmiş bu kemikleri diyen inkarcı zihniyete Rabbimizin verdiği ikinci cevap. Bu muhteşem bir cevap. Diyor ki Rabbimiz ellezi onu diriltecek olan şu kudrettir ki cealeleküm sizin için yaratmıştır, var etmiştir. Mine şeceril akdari yeşil ağaçtan ıslak ağaçtan sizin için yarattı. Neyi yarattı? Naren ateş. Islak ağaçtan ateş yarattı. Feyda entüm şimdi siz de kalktınız minhu o ateşten tuğdüğüne tutuşturuyorsunuz. Bu çok basit gibi gelebilir. Böyle tercümeyi okuyorsun. Yeşil ağaçtan sizin için ateş yaratan Allah'tır. Siz de o ağaçtan tutturuyorsunuz, tutuşturuyorsunuz. Veya işte o ateşi tutuşturuyorsunuz. Böyle çok basit geçiyor. Bu basit bu basit geçilecek bir şey değil. Bakın. Ne diyor? Yeşil ağaç. Yeşil ağaç ne demek? Aa, yeşil ağaç ne demek? ıslak, yaş demek değil mi? Islak, yaş, yeşil, ağaç demek aynı zamanda. Bunda su var demek değil mi? Su. Su sayesinde ıslaktır, yaştır, yeşildir yani. Su. Peki sudan Allah sudan neyi yaratıyormuş? Sudan ateşi yaratıyormuş. Yani bir şeyden onun zıddını yaratıyormuş. Ateşten şey sudan ateş yaratmak. Yani söndürücü şeyden yakıcı şey yaratmak. Bir şeyi zıddından yaratmak. Hatta Nur Suresi 43. ayet var. Vaka Suresi 71 72, Ala Suresi 4 5. ayetler var. Muhteşem bilgiler veriyor. Fakat e, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim bakın. Şimdi bu yeşil ağaç işi Araplarda marh ve ufar diye iki ağaç varmış. O ağaçlardan böyle onları birbirine sürterek ateş üretiyorlarmış. Ama burada ağaçların adı yok. Bu özellik başka ağaçlarda da vardır muhtemelen. Her ağaçta böyle özellik o olunabilir. Bu sürtme ve temas ile yeşil ağaçtan orada meydana gelen hararet ve tutuşma ateşin meydana gelmesini sağlıyor. Şimdi bakın burada bir şey daha var ama. Şimdi önce su diyor ya su. Yeşil ağaç yani sudan Allah ateş yaratıyor. Peki bu suyun yani yağmurun oluşması nasıl? Onunla ilgili bir şey var mı? Var. Nerede var? 43. ayeti Nur Suresi'nin. Erem tere enallaha yuzzi's sahaben. Sunme yuellifu beynehu, sunme yecaluhu rukamen feteral vadgayehrucu min khilalihi ve yunazzilu minas semai min cibalen fiha min baradin. Feysu bihi men yasha ve yesifu ammen yasha. Ekadu sana berghi bilabsar. Muhteşem bir ayet. Muhteşem Nur Suresi'nin 43. ayeti. Benim e, bu telefon uygulamam var biliyorsunuz Kur'an okuyan diye. Oradan e, her ayeti anında bakmak ve o ayetlere düştüğüm dipnotları görme imkanı var. Yani indirmeyenler de telefonlarına indirebilirler bedava. Kur'an okuyan adı bu. Oradan istifade edebilirsiniz. Hemen bedava indiriyorsunuz. Mesela Nur suresi, Nur sureleri sıralı. Oraya işaretliyorsunuz. Kaçıncı ayete bakacaksın? 43'e. 43 yazıyorsun. Hemen önüne çıkıyor. Bu defa ben önce ayetin mealini veriyorum. Sonra orada bir dipnot düşüyorum. O dipnotta yapılması gereken izahata dair bilgi veriyorum. Şimdi bakın. Görmüyor musun ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor? yüzü sürülüyor sürüklüyor yani bir takım bulutları. Sümme yu'ellifu beynehu sonra onları bir araya getiriyor. Sümme yecaluhu rukamen sonra onları üst üste bindiriyor bulutları. Feterel alvetka bir bakıyorsun ki yaḫrucu min hilali. Bulutların arasından yağmur çıkıyor. Bak, bulutların arasından yağmur çıkıyor. Ha ve yünezülüne sema'i min fiha gökteki dağlar gibi büyük bulutlardan berat berat kar dolu demek. Dolu indiriyor Allahu Teala. Dolu. Bak, yağmur bulutların arasından vetk yağmur ve o yani o dağlar büyüklüğündeki o büyük kütlelerden bulutlardan Allahu Teala dolu indiriyor. Dolu yağdırıyor. Ne var bunda? Bakın bunda ne var biliyor musunuz? Bulutun arasından yağmur ve dolunun çıkması şu demek. Şimdi biz biliyoruz ki su kendi bünyesinde hidrojen ve oksijen bulunduran iki molekül hidrojen, bir molekül oksijen bulunduran bir yapıdır. Su Peki o su nasıl meydana geliyormuş? Bulutların bir araya getirilmesinden. Peki bulutların bir araya getirilmesinde ne oluyor aslında? O molekül, hidrojen ve oksijen molekülleri bir araya geliyor. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Bakın, hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Yanıcılık, yakıcılık birbirinin zıttı şeylerdir. Yanıcı ve yakıcı şeyleri yan yana getiriyor Allahu Teala. Yanmanın ve yakmanın zıddı olan suyu yaratıyor. Yanıcı ve yakıcı şeylerin zıddı olan söndürücü suyu yanıcı ve o yakıcı şeyden yaratıyor. Sonra o suyu ağaçlar üzerinden hayatiyet buldurarak ağaçların yeşil hallerinde onları birbirine sürterek suyun içinden o hidrojen ve oksijen göndermesinin bu defa zıddına ateş yaratıyor. Yani Allahu Teala zıtların zıddını yaratıyor. İki zıddı bir araya getiriyor. ikisine de zıt olan üçüncü bir şey yaratıyor. Bakın yaratma her yaratmayı bilir dedi ya 79. ayette. İşte o. Yoktan var etmek, vardan var etmek. Bir şeyi zıddından yaratmak, İki şeyi zıtlardan yaratmak, üçüncü bir şeyi iki zıddın zıddına yaratmak, zıtlardan zıtlar yaratmak. Bunları yaratan Allahü Teala, ölmüş bir kemiği niye diriltmesin ki? Bu kolay. Bunu yapan kudrete göre, onu yapmak bir şey mi yani? Muhteşem bir ayet. Tam tam ölülere okunmaklık arkadaşlar. Ve üçüncü cevap inkarcı, diriltilmeyi inkar eden zihniyete verilen üçüncü cevap. 81. ayet. Evele ise değil midir şu kudret? Hangi kudret? Ellezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratan kudret bir kadirin, kadir değil midir? Gökleri ve yeri yaratan kudretin gücü yetmez mi? Ala en yahluga mislehum. O insanların benzerini bir daha yaratmaya niye gücü yetmesin ki? Şimdi biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşrikler Allah'a inanan adamlardı. Şöyle ayetler var. Ben burada verdim sıra sıra hepsini. Vele inse men Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan le Allah. U. Allah yarattı derler. İşte Lokman suresi 25, Yunus suresi 31, Müminin suresi 84, 86, 89, Ankebut suresi 61, 63, Lokman Suresi 25, Zümer Suresi 38, Zuhruf Suresi 9 ve 82, 87. ayetler. Yaratıcı kimdir diye sorgulandığında Allah'tır cevabını veren müşriklerle ilgili ayetlerdir bunlar. Şimdi diyor ki Allahü Teala gökleri ve yeri yaratan, gökleri ve yeri yarattığına inandığınız Allah insanların bir benzerini yaratmaya neden kadir olmasın ki? Nihayet Mü'min suresinin 57. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ nasi. Gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir diyor Allahu Teala. E, gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inanıyorsun da insanların buna göre çok daha küçük bir iş olan insanı yaratmaya Allah'ın gücünün yeteceğine niye itibar etmiyorsun? Böyle son derece mantık silsilesinde susturucu bir cevap veriyor Allah Teala. Bela. Hayır hayır bu düşünceleriniz doğru değil. Ve huvel hallakul alim. O Allah hallaktır. Hallak خلak, çokça yaratan demek. Yani her türden yaratan demek. Halik bir tür yaratıcı demektir. Hallak çok tür yaratma. Yaratmanın çok çeşitlerini gerçekleştirebilen mübalağa kalıbıdır. Hallak olan odur. Bu yaratmayı başarabilmek için de el alim olmak gerekir. Yani her şeyi bilen de odur. Her şeyi bilen Allah her türlü yaratmayı da bilendir. İşte öldükten sonra mahşerdeki diriltilmeye inanmayanlara verilen bu muhteşem üç cevap Yasin Suresi'nin 79, 80 ve 81. ayetlerinde dile getirilmektedir. Peki nasıl yaratıyor Allahü Teala? Sistemini anlatıyor 82. ayette. Buyuruyor ki Estağfirullah İnnemâ emruhu <laughs> idâ erâde şey'en Allah'ın işi bir şeyin olmasını istediğinde Allah'ın işi sadece şudur. Yani bir şeyi yaratmak istediğinde Allah'ın yaptığı sadece şudur. Nedir? En yekûle leh. O şeye için der ki kün ol der. Fe yekün, o da hemen olmaya başlar. Ol der hemen oldu. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Öyle mevlitte öyle geçiyor. Hiç doğru değil o cümle. Ol deyince hemen olmadı. Olmaya başladı. Fe yekûnü. Fe hemen demek hemen. Yekûnü oluş başladı yani. Yekûnü muzarefi. Süreç bildirir. Efendim Allah bir anda ol dese hemen olmaz mı? Olur tabi. Allah'ın her şeye gücü yetirir. Ne demek yani? Tabii ki olur ama yaratılıştaki her aşama Allah'ın bir başka sanatının göstergesidir. Her aşamada başka bir sanatkarlık ortaya konulacağı için meseleyi bir anda olup bitirmektense onu aşamalı yaratmak çok daha ustalıklı ve sanatkar bir işlemdir. Onu özellikle ifade edeyim. Bu kün fe böyle bizim dilimizde biraz yanlış gidiyor. O yanlışlıklara düşmeme adına bu uyarıyı özellikle yapayım istedim. Demek ki Allahu Teala'nın öyle bir yorgunluğu falan öyle bir şeysi yok. Sistemi var. Yaratmak istediği şey için ol der. O da hemen oluşmaya olmaya başlar. Ve surenin son ayeti. Fesübhane Şanı ne yücedir şu kudretin ki Ellezî biyedihi melekûtü külli şeyin. Her şeyin melekutu, her şeyin hükümranlığı sadece kendi elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Tesbih, subhan, Allah'ı eksikliklerden uzak tutmak, onu olumsuzluklarla anmamak, kötülük ve acizlikten münezzeh tutmak, aşkın, yüce, insan idrakinin aşan anlamlarına gelmektedir Sübhane kelimesi. E, tesbihin özel adıdır Sübhanallah diyoruz ya. O sebbih emrinin uygulamaya koyduğumuz e, düz cümle biçimidir. E, şanı ne yücedir o yüce zatın ki her şeyin melekûtu, her şeyin egemenliği, her şeyin hükümranlığı sadece onun elindedir ve ileyhi turcaun ve her biriniz de sadece ve sadece ona döndürüleceksiniz. Bakın niye sure Allah'a döndürülme ifadesiyle bitiyor? Çünkü bu surelerin, Mekki surelerin indirildiği dönemde muhatapların Allah'a döndürülme ahiret inancı noktasında büyük defoları vardı, inanç sorunları vardı. Cenab-ı Hak ikide bir sureyi ele alırken ele aldığı konuların içerisinde insanların Allah'a sunulacaklarını, Allah'a döndürüleceklerini ve o döndürülmenin bir hesaba konu olacağına ikide bir gönderme yaparak Önce indirildiği dönemdeki muhatapların ahiret inancı ile alakalı eksikliklerini gidermeyi amacı ediniyor. Sonra da bu sureyi okuyan herkesin Allah'a, Allah'ın huzuruna varmada büyük bir hesabın görüleceği ve yeni bir alemin hepimizi beklediği bilgisini zihinlere kazımak istiyor. Ben de bu son ayeti Yasin suresi 83. ayeti bu haliyle sizlere aktararak hem her şeyin hükümranlığının kendi elinde bulunduğuna bütün kalbimizle inandığımız Rabbimizin gücüne teslim olduğumuzu ifade ediyorum. Hem de mahşerde onun huzuruna vardırıldığımız zaman mahcup olmayan yüzlerden olma duamızı yineliyorum. Yasin özelinden Kur'an geneline yaygınlaştırarak Vahyi hayata taşımada hepimizi muvaffak kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vahyin hayata okunması, vahyin hayata dokunması noktasında Peygamber Efendimizin yaşadığı Kur'an'ı hayata taşıma örnekliğini kendi hayatımıza da indirebilme noktasında Peygamberimizin örnekliğini hayat edinmemiz gerektiğini bu vesileyle bir kez daha sizlere hatırlatıyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahü Teala hepinizin, her birinizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu ders itibariyle bu sezonluk Envarul Kur'an derslerinin bu sezonki kısmını 109. dersi yaparak tamamlamış oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte 110. derste sıradaki sureyi sizlere aktarmaya Allah ömür verirse bu görevi yapmaya gayret edeceğim. Rabbim sağlık verirse ki bundan sonraki sırada Furkan suresi var. Çok sevdiğim surelerden bir tanesidir. Ona dair coşa coşa, koşa koşa bir vahiy yolculuğu sizinle yapmaya devam edeceğim inşallah. Dua edelim Rabbimiz bize hayırlısıyla bir ömür lütfeylesin. Kur'an'ına kurban olmayı canına minnet sayanlardan eylesin diyor hepinizi hakka emanet ediyor